Cide ilçesindeyiz. Burada piknik alanında bir Çanakkale'li yakaladık. Kendisinden bölgemizle ilgili fikirlerini soracağız. Önce kim olduğunu öğrenelim, sonra doğaçlama devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Kadir, soyadım Yalçın. Çanakkale'den geliyoruz. Çanakkale buraya oldukça uzak bir yer ama bizim Çanakkale'ye bir aşkımız vardır Kastamonular olarak. Kastamonu'da hatta bizim Ersizler köyümüz vardır. Çanakkale'de erlerinin tamamını kaybettiği, hiç erkeğinin erlerinin dönmediği bir köyümüz vardır. Hatta kısmet olursa değerli izleyicilerimize gideceğim, çekimlerini yapıp paylaşacağım. Bu bağlamda Çanakkale'nin bizde olan çok ciddi bir değeri vardır, evet, önemi aynen, vardır. Aynen. Çanakkale denildiğinde o aşkı, o ruhu, o duyguyu tadan herkes tüyleri diken diken olur. Bu bağlamda siz bizim için çok değerlisiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buraya ne alaka, yani nasıl geldiniz? Öncelikle böyle bir devam edebilir miyiz? Biz burada bir kanyon olduğunu keşfettik. Malyas Kanyonu. Burada köprüsünden ve ortasından geçen bu nehirden ve burada bir piknik alanı olduğu... Nereden duydunuz? Yani bizim hem deniz sahilimiz sosyal vardır. Sosyal medyadan, Instagram'dan, keşfetten tesadüfen denk geldi arkadaş grubumuzla. Biz böyle denk geldiği noktalarda burada kamp yapılabildiğini gördük ve... Harika. İnsanların kamp yaptığını görünce biz de geldik. Hani hem ziyaret hem de bu güzel doğayı bir gezmek istedik. O vesileyle geldik. Çok güzel. Yani öncelikle kanyonu keşfetten yakaladınız. Evet, peki evet. Gelmeden kanyonu. Evet, Malyas Kanyonu. Buraya gelmeden önce yani Cide ilçesinden mi geldiniz? Yukarıki yani Kastamonu bölge nereden? Cide'den doğru mu geliyorsunuz? Yani Cide'den doğru geldik. Biz ama şöyle bir rota izledik. Amasra, Bartın üzerinden işte Kurucaşile yolundan Cide'ye geldik. İlk başta Cide'yi gezdik. Cide'nin de belli güzellikleri var. Yukarıda Tuğ Tepesi'ne çıktık. Sonrasında bizim ama asıl hedefimiz, asıl rotamız bu Malyas kanyonuydu. Ve buranın doğasını gezmeye geldik. Arka tarafımızda bir köprü var. Bu köprünün de namını çok duyduk. Ama ne yazık ki kapatmışlar bu köprüyü şu an. Evet. Bir beton köprü mevcut. O köprüden de geçtik. Ama üzerinde yürüyebilseydik tabii o da çok güzel olacaktı. Ama gerçekten müthiş doğası, müthiş bir atmosferi var. İnsanların da. O detayı atlamayalım. Çok affedersiniz. Köprüden bahsettiniz. Evet. Bizim için, bölgemiz için bir değerdir bu köprü. Evet. Üzerinde gezebilseydik, belki kadrajı alabilseydik dediniz. Çok yani köprüyü buraya geldiğinizde mi duydunuz yoksa yok. Malyas Kanyonu deyince mi? Yani daha gelmeden böyle bir nostaljinin olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bu köprüden daha öncesinde haberimiz vardı. Yani gelip burada aslında görmüş olduğunuz köprüyü ben daha yeni halde bekliyordum. Yani kapatılmamış, üzerine çıkılan, üzerinde fotoğraf çekebileceğimiz köprü manzarası olan bir şey bekliyordum ama ne yazık ki daha öncesinde de arabaların da geçtiği bilgisini de edindik. Aynı zamanda üzerinden daha öncesinde taşıtlar da geçiyormuş. Sanıyorum ilk başta taşıtlara, sonrasında şimdi de insanlara kapatılmış. Biz birazcık geç kaldık o açıdan. Sizce açık olmasının turizm açısından bölge, ilçeye çok bir faydası olur mu? Bence çok büyük artısı olurdu. Yani çünkü burada şimdi doğrusunu söylemek gerekirse sosyal medya kaynaklı geldiğimiz için bizim için çekilen fotoğraflar yani çok büyük öneme sahip. Ve biz burada nostaljik bir köprünün olmasını, o köprünün üzerinde insanların güzel fotoğraflar çekindiğini görmek yani bizim iştahımızı kapartıyordu. Yani keşke üzücü açılabilse diyorsun. Ve üzücü yani. Olmayacak bir şey değil, olmayacak bir şey değil. Biz de bölge halkı olarak, toplum olarak bununla ilgili gerekli müracaatlarımızı yaptık. Tabii bu tarz şeyle ilgili yönetimler tarafından olacak şeyler. Çünkü ciddi bir tahribat söz konusu. Evet. Ümit ediyoruz ki sadece yayaya yayaya açılacak böyle aynen, ümit ediyoruz. Sadece yayaya açılsa bizim için çok yeterliydi. Gerçekten çıktık baktık, hatta bir tanesi gitmiş, bir iki tanesi devam ediyor birazcık hani. Evet. En azından o tahtaların değiştirilmesi yeterli olacak gibi, bu ufak bir bakımla sanki bölgeye çok şey katacağını çok ifade ediyorsunuz. Evet, harikasınız. Bu arada mesleğiniz nedir efendim? Ben mali müşavirim. Harika. Yani mali müşavir olunca çok da vardır çevrenizde müşterileriniz falan. Evet, dolayısıyla bölgeye bu tarz yerleri takip ediyorsunuzdur. Bu burası için büyük bir kayıp diyebiliriz o halde. Aynen öyle ve ben burayı şiddetle de tavsiye edeceğim çevreme. Yani biz şimdilik yani 5-6 kişilik arkadaş grubumuzla geldik. Daha kalabalık gelmek burada daha eğlenceli bir hal alacaktır. Şimdi şeyi merak ediyorum. İleride kanyonun arkasından doğru
geliyormuş sanırım. Evet. Oraları da gezip oraları da keşfedeceğiz. Bakalım. Peki tadını çıkartın diyelim. Birazcık da hemen ilçeyi konuşalım ve bitirelim. İlçeyi geldiniz, ziyaret ettiniz. İlçe Karadeniz bölgesinin 13 kilometrelik kesintisiz tek sahil şerididir. Evet. İlk geldiğinizde, o indiğinizde, yani ilçeye indiğinizde, gece mi indiniz, gündüz mü bilmiyorum ama gündüz indiğinizde size yani nasıl bir duygu yaşadı? Gerçekten ama samimi olarak soruyorum. Gerçekten samimiyetimle bir heyecan yarattı bizde. Yani böyle bir yer mi var? Böyle bir hani nasıl derler? Böyle keşfedilmemiş, balta girmemiş orman derler ya. Yani buranın varlığından kimsenin haberi yok. Ben de bu kadar beklemiyordum işin doğrusunu söyleyeyim. Birileri anlatıyordu diyorsunuz aynen ama. Yani Karadeniz'de böyle bir yer olması ama yani burası gerçekten insana huzur veren, yani doğasıyla, gerek yapısıyla, insanın sıcaklığıyla gerçekten gayet muazzam bir sahil şeridi ve gezilip görülmesi gereken yerler listesinde bence en başlarda yer alması gerekiyor. Harikasınız, harikasınız. Biz diyoruz ki ilçemize, köylerimize, bölgemize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Bizler sizleri ziyaret ediyoruz. Sizler bizleri ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla ticaret döngüsü böyle gerçekleşiyor. Aynen. Bu bağlamda bölgemize şeref verdiniz. Bölgeye ve bölge halkına burasıyla ilgili son eklemek istediğiniz bir şey var ise onu da alalım, sizlere veda edelim. Şiddetle herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak gelinip görülmesi gereken bir atmosferi herkese zaten bu kalabalıklıktan da anlaşılıyor. Muhakkak daha erken saatlerde bekliyoruz. Çok daha yoğundu. Evet. Öyle değil mi? Evet, çok evet, evet. Şu an birazcık daha sakinleşmiş hali, sakinleşmiş. Peki, peki çok teşekkür ederiz. Ben zahmet teşekkür verdik ederim. Sizlere. Efendim Çanakkale'den gelen misafirimiz kendi o duygularını belirttiler. Doğaçlama gittik. Kime dokunduysak, bölgede her kime dokunduysak herkes finalde köprümüzden bizim de yine muzda. Biz seviyoruz köprümüzü. Burası ya Asma Köprüsü'yle bilinen, sevilen 100 kişiden 98'inin kadrajında olan bir köprüdür. Bu bağlamda ilgili yönetimlerden lütfen rica ediyoruz. Halkımıza kulak verelim. Turizme kazandıralım. Kaybetmeye değil, kazanmaya oynayalım diyoruz ve sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Esen kalın efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun.